Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 29 Ağustos, günlerden pazar. Haftanın son günündeyiz. Haftayı kapatıyoruz ama aynı zamanda yaz dönemini de kapatıyoruz. Bugünkü son yayınım olacak o yüzden sizlerle ve tabelamızda oradan yola çıkarak veda zamanı dedik. Bugün veda edelim dedik güzel bir şekilde birbirimize. Peki nelerden bahsedeceğiz? Onları da hemen söyleyeyim kısaca size. Öğrencilerin dertlerine değineceğiz. Çok dertliler çünkü. Süt ürünlerine bakacağız, elektrik zammına bakacağız. Peş peşe zamlar geliyor, zam haberleri geliyor çünkü. Neler oluyor? Ekonomiye ait notları paylaşacağız sizinle. Seçim barajı tartışması vardı. Düşecek mi, düşmeyecek mi diye Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklama yaptı ve Cumhur İttifakı'nın bir noktada anlaştığını, mutabık kaldığını söyledi. Acaba kaça düşecek seçim barajı ya da muhalefet buna ne diyecek? Onlara bir bakacağız. Afganistan'a gideceğiz. Kabil'e gideceğiz. Kabil'de yine sıcak saatler yaşandı. Bir saldırı daha oldu maalesef. Onun detaylarına değineceğiz ama öncelikle koronavirüs diyeceğiz. Çünkü son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 245 oldu. 245 kişi daha maalesef hayatını kaybetti. Ve Türk Tabipleri Birliği'nden bir açıklama geldi. Koronavirüsü atlattık, her şey bitti diyor ya bazıları. Hayır, hiçbir şey bitmiyor. O koronavirüsten kurtulduktan sonraki 4 aylık süreçte kendinizi çok iyi bakmanız lazım. Kendinizi iyi dinlemeniz lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü bazı etkileri devam ediyor hastalığın. O etkiler yorgunluk, baş ağrısı, saç dökülmesi ve nefes darlığı. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ve aşı konusu. Hani olalım mı olmayalım mı diyorsunuz ya. Aşı sizi o etkilerden de koruyor. Tabloyu bir yangın yeri olarak değerlendirebiliriz. Gerçekten vefat sayıları çok yüksek. Bu bizim öngördüğümüzün de üzerinde. Doktorlar son koronavirüs tablosu için yangın yeri diyor. 24 saatte 245 hasta daha yaşamını yitirdi. Günlük vefat sayısı öngörülerin, tahminlerin çok ötesine geçti. 10 gündür 200'ün üstünde. Üstelik Eylül ayı ile birlikte hem hareketlilik hem de kapalı ortamlarda bulunma sıklığı artacak. Endişe büyük. Biz aslında pandemideki dördüncü piki, dördüncü yükselişi sonbaharda bekliyorduk. Ancak sonbahardan önce oldu biliyorsunuz. Şu an o dördüncü yükselişin başlangıcındayız biz. Ve bu devam edecektir, artacaktır sonbaharda. Özellikle Eylül, Ekim, Kasım aylarında daha ciddi bir artış bekliyoruz. Çünkü aşılama oranlarımız istediğimiz düzeyde değil. Yeni vaka sayısı artacaktır. Vefat sayılarında da bir artış olacaktır. Son tabloda vaka sayısı da 18 bine yakın. Sağlık Bakanı tabloyu her gün bakın diyerek paylaştı. Çünkü vaka ve vefat sayılarının normalleşmesi çok tehlikeli. Hem tedbirlerin elden bırakılmasına hem de aşının ertelenmesine yol açıyor bakana göre. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar. Ben yani sanki hastalanırsam grip gibi atlatırım gibi gelirdi ama hep derlerdi arkadaşlar olanlar aşı olsana. Derdim yani olan da hastalanıyor, olmayan da derdim ama öyle değilmiş. Aşı olan kolay atlatıyormuş. Şimdi hemen olacağım. Yani herkese de tavsiye ederim aşılarını olsunlar. Konya'da tedavisi devam eden koronavirüs hastası Emine Sertoğlu'nun aşı pişmanlığını da paylaştı Bakan Koca. Aşılanmamak vefat sayılarının yüksek kalmasına neden olduğu gibi hayatta kalanlar da çok ağır geçiriyor hastalığı. Şu an ölenlerin veya yoğun bakımda yatan hastaların oranlarına baktığımız zaman %90'dan fazlası aşı olmayanlar veya az bir kısmı tek doz aşı olanlar. Aşı gerçekten bizi bu hastalıktan çok fazla koruyor, öldürmüyor. Türk Tabipleri Birliği'ne göre koronavirüs atlatılsa bile etkileri devam ediyor. Hastalık sonrası 4 ay boyunca hastaların %58'inde yorgunluk, %44'ünde baş ağrısı, %25'inde ise saç dökülmesi ve nefes darlığı gözlemleniyor. Aşı olduğumuz zaman bu hem bizi hastalıktan koruyacaktır ve hem de hastalığın kalıcı bazı etkilerinden koruyacaktır. Bu nedenle de çok önemli. Evet, aşı ne olursa olsun aşı bir şekilde sizi koruyor. İşte entübe olmamanızı sağlıyor, yoğun bakımlara düşmemenizi sağlıyor, ayakta atlatmanızı, daha hafif bir şekilde atlatmanızı sağlıyor. Aşı koruyucu, artık bilim insanları tarafından bu kanıtlanmış, bütün testlerin sonucunda bu ispatlanmış bir şekilde ve
daha da önemlisi işte şimdi görüyoruz ki aşı sonrasında hastalığı atlattıktan sonraki bazı etkilerden de bizi koruyor. Aşı çok önemli. Niye önemli? Çünkü önümüzde okulların açılışı var. Okullar açılacak 6 Eylül'de ve hala maalesef öğretmenlerimizin %20'si aşılanmış değil. Endişe veriyor insana gerçekten bu rakamlar. %20'si aşılanmamış öğretmenlerimizin ve Sayın Sağlık Bakanı elektronik takip sisteminden bahsetti. Elektronik takip sistemiyle dedi öğretmenlerimiz ve okuldaki çalışanları takip edeceğiz. İşte aşılarını olmuşlar mı, PCR testlerini yaptırmışlar mı onlara bakacaklar. Ama velileri kim takip edecek? Takip eden yok. Velileri takip eden kimse yok. O yüzden yani elektronik takip sistemi dediler ama bir garip takip sistemi aslında. Bilinçli bir veli aşılanmalı diye düşünüyorum. Benim de ikinci dozum yeni bitti. Sırf okullar açılacak diye ikinci dozumu oldu. Bu süreçteki en kritik şey yetişkinlerden çocuklara bulaşın olması, o riskin çok yüksek olması. O risk yüksek ama velilere yönelik bir tedbir de yok. Yeni eğitim yılında elektronik takip sistemi devrede olacak. Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı ve PCR testi takibi bu sistem üzerinden yapılacak. Şoföründen kantin görevlisine kadar herkes denetlenecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer risk yüksek dese de veliler o sisteme dahil edilmedi. 1 Eylül'den itibaren okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri, 6 Eylül'den itibaren ise bütün öğrenciler için ders zili çalacak. HES kodu olmayan hiç kimse okula alınmayacak. Elektronik takip sistemi devreye girecek ama o takip sistemine veliler dahil olmayacak. Velilerle ilgili bir izleme, takip kesinlikle yok. Birinin ailesinde vardır, aşılanmamıştır. Çocuk da aşılanmadıysa o okula getirecek. Yine yayılacak sonuçta. Aynısı olacak, tekrar kapanacak. Aşılamanın yaygınlaşması için velileri ikna edici çalışmalar mutlaka yürütülmeli ve Sağlık Bakanlığı takip sistemine velileri de dahil etmelidir. Takip sistemine dahil olmayan veliden öğrenciye, öğrenciden başka bir veliye bulaş riski doğacak. Oysa toplumun yarısı bile çift doz aşısını henüz tamamlayabilmiş değil. Bilim kurulu üyeleri de virüsün aşısızlar arasında yayıldığına dikkat çekiyor. Bu salgın artık aşısızlar arasında gidiyor. Ne yazık ki hastaneye yatan hastaların çoğunluğu aşısız. Hatta ağırlaşıp da yoğun bakıma yatanların tamamında aşı yok ne yazık ki. Herkesten isteğimiz bir an önce aşılarını olmaları. Ne olur peki veliler aşılanmazsa? Ne olur bir ay sonra kapanır gibi düşünüyoruz biz. Öğrenci Veli Derneği olarak şu soruyu sormak istiyoruz. Öğrenci velilerinde aşılanması için bir takip sistemi kurulacak mı? Öğrenci Veli Derneği bu soruyu soruyor. Çünkü okulların yeniden kapanmasını kimse istemiyor. Ancak tedbirsizliğin, aşısızlığın sonucu da ağır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Delta varyantına yakalanan bir öğretmen sınıfta maskesini çıkardı. Sınıfın yarısına onlar da velilerine virüs bulaştırdı. Aşısına olmayanlar çocuklarına bulaştırıyor. Onlar da okullara bulaştırıyor. Bütün okul korona oluyor sonra. Ne olmalı peki? Yani HES kodu zorunluluğundan çok bence test zorunluluğu olmalı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bütün tedbirlerin alındığını söylese de hem veli ve öğrencilere hem de eğitimcilere göre okullarda alınan tedbirler yeterli değil. Bizler kamu okullarının büyük bir çoğunluğunda havalandırma sisteminin olmadığını biliyoruz. Sınıflar seyreltilmeden, öğrenci mevcutları azaltılmadan yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması çok güç. Aslında biraz korkuyorum çünkü sınıf 52 kişiye fazla biraz yani belki uğraşma riski fazla yükseliyor. 25 kişi olursak o kadar bir şey olmaz ama. Lütfen yani Milli Eğitim Bakanlığı'na söylüyorum okullarımız o kadar kalabalık ki. Okullar kalabalık, aşılar hala olunmamış ve yeni eğitim öğretim yılı nasıl başlayacak çok merak ediyorum gerçekten. Yani bir veli olarak ben de merak ediyorum kızım nasıl başlayacak okula, neler yaşanacak diye. Şimdi bilim kurulu üyesi Serap Şimşek çok önemli bir cümle kurdu. Kendisi diyor ki biliyorsunuz bizde 15 yaş üstü çocuklara aşı yapılıyor ama Serap Hanım der ki 12 yaş üstü çocukların aşılanmasını öneriyorum. Doktorlar gibi, öğretmenler gibi birebir insanla temas eden meslek gruplarına da aşı zorunluluğu olmalı diyor.
Şimdi bilim kurulu üyesi olduğu için kendisi ve bir bilim insanı olduğu için acaba bu konu mesela 12 yaşa düşecek mi aşılama? Bu konu gündeme geldi mi bilim kurulunda? Ya da hükümete böyle bir öneriden bahsedildi mi? Sonucu ne çıktı? Önümüzdeki günlerde böyle bir karar alacak mısınız? İnsan merak ediyor gerçekten de ve iş işten geçmeden yol yakınken bazı tedbirlerin acil bir şekilde alınması gerekiyor. Herhalde bir sonraki kurulu beklemeden de bunlar düşünülür. Çünkü 6 Eylül'de artık okullar açılıyor. Şimdi Afganistan'a gideceğiz. Afganistan'da kaos devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden saat verdi. Yeni bir saldırı olabilir dedi. Kabil'de hava limanının yakınlarında bir bölgeye tekrar saldırabilir teröristler dedi ve Afganistan'a Kabil'e o süre dolmadan roket atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Kabil Havalimanı'na 24 saat içinde saldırı beklediklerini açıkladı. Havalimanı yakınları roketli saldırıyla sarsıldı. Afgan kadın ülkeden tahliye edilirken 10 bin metre yükseklikte Türk Hava Yolları uçağında doğum yaptı. Havada havaliler. Hayırlı olsun bebeğimiz, ah yavrum. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın batılı güçlere ülkeden ayrılması için verdiği sürenin dolmasına 30 saat kaldı. Kabil havalimanı önünde kaos sürüyor. Binlerce Afgan ülkeden ayrılmak için çaresizce bekliyor. Terör örgütü IŞİD, Horasan'ın düzenlediği ve 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuştu. Kabil havalimanına yönelik 24-36 saat içinde yeni saldırılar olabileceği uyarısı yaptı. Durumun aşırı tehlikeli olduğunu belirtti. Açıklamanın üzerinden 17 saat geçmişti ki Kabil havalimanının yakınlarında patlama sesi duyuldu. Afgan polisi bir eve roket düştüğünü açıkladı. Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi. 3 kişi de yaralandı. Taliban sözcüsü ise saldırıyla ilgili farklı bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin havalimanına giden bomba yüklü bir aracı füzeyle vurduğunu öne sürdü. Türkiye gibi Almanya, İtalya ve İngiltere'de bölgeden tahliyeleri tamamladı. İngiltere'nin tahliye uçuşlarını gerçekleştiren Türk Hava Yolları uçağı mucizevi bir ana sahne oldu. Afgan yolcular Birmingham'a seyahat ediyordu. Bu sırada Soman Noari'nin doğum sancıları başladı. Uçakta doktor olmadığı anlaşılınca doğumu kabin ekibi gerçekleştirdi. Havada havaliler. Hayırlı olsun bebeğimiz, ah yavrum, hadi ağla bakalım. 26 yaşındaki anne Noari, 3. evladını 10 bin metre yükseklikte kucağına aldı. Aile bebeğe Havva ismini verdi. Afgan mülteciler dünyanın gündeminde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan sınırında mülteci sorunuyla ilgili Avrupa Birliği'ne mesaj verdi. Mülteci sorunu sadece Türkiye'nin sorunu olmamalı. Bu konuda Avrupa Birliği başta olmak üzere herkesin elini taşın altına sokmasını bekliyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise konuyla ilgili Birleşmiş Milletler kontrolünde Kabil'de bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdi. Buradan insani yardım operasyonlarına devam edebiliriz dedi. Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban yeni bir vahşete imza attı. Militanlar halk müziği sanatçısı Favant Andarabi'yi evinden zorla çıkartarak öldürdü. Evet, Afganistan'da bir sanatçı evinden çıkarılarak katlediliyor. İşte daha önce de kadınların dışarıya çıkması yasaklandı. İşte çalışmaları yasaklandı, seyahat etmeleri yasaklandı, müzik yasaklanmıştı ve şimdi bir sanatçıyı katletti Taliban. İşte daha önceki 4 yıllık iktidarları döneminde ne yapıyorlarsa aslında benzer şeyleri yapıyorlar ve şimdi bu şekilde devlet yönetilebilir mi? Bu şekilde bir Afganistan dünyayla entegre olabilir mi? Mümkün görünmüyor. Pek mümkün görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bosna Hersek dönüşünde uçakta şöyle bir açıklamada bulundu. Açıklamaları ılımlı ama bazı tereddütler söz konusu dedi Taliban'la ilgili. Yani takip ettiklerini hala söyledi. Endişeli bir şekilde takip ettiğini söyledi Türkiye'nin. Ve biliyorsunuz Taliban'la Türkiye 3,5 saatlik bir görüşme yapmıştı. O görüşme muhalefetin fazlasıyla tepkisini çekmişti. Bir terör örgütüyle neden görüşüyor Türkiye diye tepki göstermişti muhalefet. Cumhurbaşkanı ona da şöyle yanıt verdi. Dedi ki biz kendi irademize bakacağız.
masaya oturmadan çözüm üretemezsiniz. En son Taliban dedi ki biz burada Türk askeri de istemiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Türkiye niye bu hale düşsün? Bizi bazı kesimler ilgilendirmez. Biz kendi irademize bakacağız. Biz ne düşünüyoruz, ne yapacağız ona bakarız. Muhalefeti, ana muhalefeti hiçbir şekilde çözüm odaklı çalışmadı ki. Bir defa aynı masaya oturmadan hiçbir yerde siz bir çözüm üretemezsiniz. Bizim bu noktada özgüvenimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'la görüşülmesine, müzakereye karşı çıkan muhalefete bir kez daha kimin ne düşündüğü bizi ilgilendirmez dedi. Afganistan'daki yeni süreç ve Kabil Havalimanı'nın işletmesiyle ilgili istihbarat birimlerinin Taliban'la iletişim halinde olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bir birikimi var, belli bir altyapısı var. Bu birikim ve altyapıyla yardımcı olmak isteriz. Onun için de şu anda bizim istihbaratımızın Taliban muhataplarıyla görüşmeleri oluyor. Eğer Afganistan'dan askerimiz çekilirse Anadolu tehdit altına düşer dedi Bahçeli. 5 gün sonra Milli Savunma Bakanı askerlerimizi çekiyor dedi. Şimdi Sayın Bahçeli'ye sormak lazım. Allah aşkına Anadolu tehdit altında mı? Türkiye'nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan'da bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir. Bizim Afganistan konusunda esasa ilişkin görüşümüz değişmemiştir. Şu anda henüz Afganistan'da bir hükümet kurulmadı ve ne gibi bir getirisi götürüsü olacak belli değil. Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama tabii tereddütler söz konusu. Bir defa kesinlikle Taliban'ın devlet olma veya devlet yönetme noktasındaki duruşu nedir bunu göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ dönüşü uçakta konuştu. Taliban'la ilgili tereddütler var ifadesi dikkat çekerken Türkiye'nin de atacağı her adımı kurulacak hükümete göre belirleyeceğini söyledi. İlk kez Türkiye'nin bölgedeki varlığı Kabil Havalimanı'nın işletmesi için Libya formülünü örnek verdi. Libya gibi bir anlaşma yapmak mümkün değil diyemem. Aynı tür bir anlaşmayı yaparız. Yeter ki aynı şekilde karşımızda bir muhatap bulalım. Eğer aynı şekilde bir muhatap karşımızda olursa niye öyle bir anlaşma yapmayalım? Bizim derdimiz problem çözmek. Soruyorum sizlere. Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir? Afganistan henüz fiili olarak Taliban'ın kontrolünde. Gözlerse Afganistan'da kurulacak hükümette. Avrupa ve Amerika hem askerlerini hem büyükelçilik çalışanlarını tahliye etti. Ankara büyükelçiliğini kapatmadı. Rusya ile ilgili ikinci paketin alımı vesaire bu konularda bizim herhangi bir tereddütümüz yok. Bir dakika dur orada şimdi. Milyar dolarlar ödediğiniz S-400'ün birinci paketi nerede? Açıklayın. Nerede hizmet ediyor ve Türkiye'nin savunmasına ne katkı yapıyor? Ankara, Afganistan'daki gelişmelere kilitlenmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci paketinin alımı konusunda tereddüt yok açıklaması da yaptı. Davutoğlu, Rusya'dan alınan ama henüz kullanılmayan S-400'leri hatırlattı. S-400'ler şu anda Türk savunmasına ne katkıda bulunuyor? Bunu bir açıklasın Cumhurbaşkanı da ondan sonra ikinci partiyi düşünsün. Şimdi Hulusi Akar, Sayın Bakan şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki mülteci sorunu sadece bizim meselemiz değil. ABD taşın altına elini koymalı diyor. Acaba ne anlatmak istiyor? Neden mülteci sorunu bizim meselemiz haline geldi? Biz niye mesele edindik bunu? Üstümüze aldık bu kadar. Onu da merak ediyorsun sen. Yani hiç kimse bu taşın altına elini koymazken Türkiye neden tek başına o taşın altına elini koydu? Bugün niye 5 milyon mülteciyi barındırmak zorunda kalıyoruz? Diğer ülkeler hiçbir şey yapmazken, bize sadece ufak tefek paralar gönderirken biz niye mesele edindik bunu? Onu da sormak lazım ama bakın şimdi geçmişe de kulak vermek lazım. Diplomatik anlamda kaza yapmamak için geçmişten ders almak lazım. Şimdi Atatürk'ün 5 dış politika ilkesi vardı. Onu hatırlasak aslında bu tür kazaları, bu tür açıklamaları da yapmamıza gerek kalmaz. Ne demiş? Birincisi şu: komşularınızın iç meselesine karışmayın. 2. Rusya'yı tahrik etmeyin. 3. Arap ülkeleriyle tarihi, sosyal, kültürel ilişkilerinizi geliştirin ama aralarındaki anlaşmazlıklara karışmayın. Sormadan akıl vermeyin. Batı kültürünü benimseyin fakat onların emperyalist emellerine de alet olmayın. Aslında bu kadar basit ama siz geçmişte bu ülkeyi bu ülke yapan, bu devleti bu devlet yapan kişinin sözlerine ve yaptıklarına nedense kulak vermiyorsunuz, kulak tıkıyorsunuz. Şimdi geçelim iç siyasete. Seçim baraj tartışılıyor, yıllardır tartışılıyor. Düşecek mi, düşmeyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek dönüşünde yine uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Cumhur İttifakı ile bir konuda anlaştıklarını söyledi. Ve soru şu: seçim barajı peki şimdi
%7'ye mi düşecek? %10 barajı Türkiye'de çok ağır bir barajdır. Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. Seçim barajına ilişkin ilk kez bir rakam dile getirdi Cumhurbaşkanı. %10 seçim barajının %7'ye düşürülmesi konusunda AK Parti'nin çalışmasının netleştiğini söyledi. Seçim barajı kaldırılmalıdır. Muhalefet de seçim barajının düşürülmesini istiyor ama Bahçeli'nin barajın düşürülmesine yönelik talebinin arkasında MHP oylarındaki düşüş var diyor. Cumhur İttifakı uzun süredir barajın kaça düşürüleceği konusunda çalışma yapıyor. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabii konuşulabilir. Ama şimdilik böyle bir şey yok. Kulislerde Bahçeli'nin seçim barajının %5'e düşürülmesini istediği yönünde iddialar vardı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan %7'ye Bahçeli'nin de olumlu baktığını söyledi. MHP son kararını henüz AK Parti'ye bildirmedi. Evet, liderler sokaklarda vatandaşın, esnafın nabzını tutuyorlar. Onların dertlerini dinliyorlar ve gerçekten de esnaf da vatandaş da çok dertli. Ali Babacan'a bir vatandaş, bir yurttaş şu cümleyi kurdu. Söyledikleri enflasyon yalan. Çıksınlar halkı görsünler dedi. Sizden sonra çok değişti. Bakın sizin zamanınıza kadar ekonomi bir şekilde gidiyordu. Siz bıraktınız, şu anda tepe taklarız. Kesinlikle. O dedikleri enflasyon, onlar yalan. Onlar hiçbir şey harcamadıkları için onlara basit geliyor. Çıksın şurada halkı görsünler. Ankara'da Perdeciler Çarşısı'nda 43 yıllık esnafın sözleri. Deva Partisi lideri Ali Babacan'a bir esnaf gözüyle ekonomik tabloyu anlattı. 43 yıllık bu işi yapıyorum. Aynı zamanda başlam var. Yani zanaatkarım ama bu saatte benim çalışmam lazım. Tam mevsim değil mi normalde? Normalde tam mevsim. Başka satın alım gücü çok düşmüyor. Ya sıfır desek yeri var. Geçen yıl komple bir daireyi ortalama bir şeyde 5 ila 8 arasında yaparken bu işten müşteriye fiyat vermiyor, utanır o. Ellerine cebe atıp bir alışveriş yaptıkları yok. Pazara gitmiyorlar. Evi perde diktirme falan yok. Pazara gitse halkın %80'ini yuhalayacağını biliyorlar. Onun için bir de susturuyorlar. Çok doluyuz. Çok da dertliyiz. Esnaf olarak bittik. Esnaf kan alıyor. Çünkü enflasyonun her yükseldiğinde milletin para alım gücü kalmıyor. Dolayısıyla esnaf iş yapamıyor. Emekli kar alıyor. Çünkü bu enflasyon şartlar altında sabit bir emeklilik maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da ilçe kongresinde konuştu. Gündeminde Cumhurbaşkanı'nın şahlanış açıklaması vardı. Neden gelen korona yardımını hükümet kâra geçti başlığıyla duyurdu. Şahlanan ne? Dünyanın en yüksek enflasyonu bizde. %19. Merkez Bankası rezervleri negatifte şahlanıyor. Kurda kur şahlanmış, dolar şahlanmış gidiyor. Altında Türk lirasını eziyor. Toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. IMF'den borç aldınız, hiç saklamayın. Aldınız o borcu. Merkez Bankası rezervi de ekonomideki tartışma başlığı. Muhalefet Erdoğan'ın rezerv hesaplamasına da tepkili. O hesap içindeki 6,3 milyar dolarlık IMF kaynağından söz etmemesine de. Merkez Bankası rezervlerimiz süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti IMF'nin SDR denilen kredi çekim hakkını kullanarak IMF'den 6,4 milyar dolar kredi borcu alıyor. Muhalefetin zaten bütün işi bu. Bu tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynak. Bu dert bunları geriyor. Öyle de olsa böyle de olsa inşallah biz 115 milyar doların üzerine böylece çıkmış olacağız. 5 milyar dolar IMF'ye borç verdik diye yıllarca siyaset yaptınız. Oysa şimdi yine bütün üye ülkelere IMF'nin yaptığı desteği alıyorsunuz ve burada IMF'nin adını zikretmiyorsunuz. 6.3 milyar dolar IMF'den kaynak kullanılmıştır. Bu bal gibi IMF parasıdır. Esnafın, vatandaşın ekonomik tablo ilişkin sözleri, Merkez Bankası rezervi, ekonomik tablo, siyasetin de sokağında sıcak gündemi. Şimdi Can Bey demiş ki hayallerimize veda zamanı demiş. Çok üzücü bir şey gerçekten de. Hayal etmeyi bırakmak o kadar kötü ki, ama insanlar hayal kuramıyorsa bizi yönetenlerin oturup düşünmesi gerekiyor. Çünkü hayal kuramayan insanlar başarılı olamazlar, üretemezler, mutlu olamazlar, etraflarına mutluluk veremezler. Demek ki bir yerlerde büyük bir sıkıntı var ki insanlar hayallerinden vazgeçme noktasına gelmişler.
ve kazanmadığını harcayan bir ülke noktasına da geldik ayrıca. Borcu borçla kapatan bir ülke haline de geldik. 35 milyon insan şu an bankalara borçlu durumda. 28 milyon kişi ihtiyaç kredisi kullanmış ve onun borcunu ödüyor. Tabii ki bu şekilde maalesef pek fazla hayal kuramaz insanlar. O yüzden insanlara hayal kuracakları, yüzlerinin gülümseyeceği bir ortam hazırlamanız gerekiyor yönetenler olarak. Şimdi nereye geçiyoruz Hüseyin? Elektriğe geçiyoruz. Şimdi elektriğe bir zam gelecek mi? Bir zam beklentisi var elbette. Elektrik faturaları zaten çok yüksekti. Bundan şikayet ediyordu yurttaşlar ve Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 2,1 milyon haneye elektrik tüketim desteği veriyoruz dedi. Bunu bir icraat olarak sundu kendisi, destek vermeyi, ve Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. 2,1 milyon ailenin faturasını ödeyemediğinin itirafıdır bu dedi. Fazlasıyla oynaklık var yani. Çünkü 90 lira gelen bir fatura 260 lira geliyor. İtirazımı yaptım. Bana sayacını kontrol et dediler. Ama yen aynı. Başka ne olacak yani? Gizli bir zam var yani. Ben her şeyi tek tek kontrol ederim. TRT'ne kesmiş, EFDK'ne kesmiş. Zaten fazlalıklar dikkatimi çekiyor. 300 kilowatt saatteki bir ay önceki fatura gelen 140 lira aynı kilowatta nasıl 182 lira geliyor yani? Vatandaş eline geçen elektrik faturasındaki rakamlar üzerinden pahalılıktan yakınırken muhalefetle iktidarın yeni elektrik zammı olacak mı tartışması sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu elektrik zammı konusunda iktidarı uyarmış, yeni zam yapmayın, hatta vatandaşa destek verin demişti. Aile Bakanı Derya Yanık yanıt verdi. Sayın Kılıçdaroğlu 1 Mart 2019'dan beri ayda 2.1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında elektrik tüketim desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2.9 milyar TL'yi geçti. Farkındayım, hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız. Ülkemize çok yazık ettiler. Bilgiyi yıllardır gizliyorlardı ama bugün öğrendik ki 2.1 milyon ailemiz, yani yaklaşık 8 milyon insanımız hanesinin elektrik parasını ödeyemiyor. Bu böyle gitmez. Değiştireceğiz bu düzeni. Ülkemizdeki yaklaşık her 10 haneden birinin bu iktidar döneminde yoksullaştırılarak ihtiyaç sahibi haline getirildiğini itiraf ettiniz. Muhalefet Aile Bakanı'nın sözlerini itiraf olarak yorumlarken Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'da açıklama yaptı. 1 Temmuz'da yapılan %15 zamla birlikte 8 ayda %22 zamlandı elektrik fiyatları ama tüketici gizli bir zammın yapıldığını da iddia ediyordu. EPDK bir açıklama yaptı. Gizli zam söz konusu değil dedi. Yüksek faturaların nedenini ise klima, soğutucu gibi ürünlerin fazla kullanımına bağladı. Hiç alakası yok. Ben standart, ben klima da kullanmıyorum. Zaten benim klimam doğal. Camlar açıyorum. Dört tarafı ceren yapıyor. Yetiyor bana yani. Gelen zamlar hep doğal geliyor zaten. Geçen ay da aslında farklı geldi. 167 lira mı ne geldi? Ne kadar bekliyordunuz? Yani 110 falan diyordum ben. Hatta hanıma dedim yani sen ne çalıştırdığında böyle geldi. Yo dedi, aynı dedi. Klima yok. Normal bir buzdolabı var işte, iki kişiyiz zaten. Haftada bir çamaşır yıkanır yani. İki memur emeklisi tüketici. Her evde olduğu gibi bir buzdolabı, bir televizyon hep elektriğe bağlı. Haftadaysa bir kez çalışıyor çamaşır makinesi. Ama gelen faturalarının tutarı hem birbirlerine göre hem de bir önceki aya göre hep farklı. Emekli adam 165 lira faturayı nasıl ödesin? Madem emekliye 8 verdi, benim emekli olduğum belliyim. Benim elektrik zammada %8 versin. %5 versin. EPDK açıklamasında dağıtım şirketlerinin payın artırılmasına yönelik bir talebi olmadığını, yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde ise kabul edilmesinin söz konusu olmayacağını açıkladı. Yani elektriğe yeni bir zam olmayacağı açıklaması yaptı. Evet, elektrik faturaları gerçekten yüksek geliyor. Ekrem Bey de demiş ki veda zamanı. Ben yeşil kartlı olduğum halde ne sosyal destek alabildik ne elektrik faturaları. Kime destek verilmiş bilinmiyor. Evet, kime destek verilmiş onu soruyor Ekrem Bey. Şimdi tabii Sayın Derya Yanık hanımefendi Sayın Bakan marifetmiş gibi anlatıyor bunu ama hani Türkiye şahlanıyordu? Hani şahlanan bir Türkiye vardı? Türkiye şahlanıyorsa 2 milyon yurttaş neden 68 liraya muhtaç halde yaşıyorlar? Peki onları, siz şimdi onlara yardım eli uzattığınızı sanıyorsunuz. Öyle lanse etmeye çalışıyorsunuz ama o insanlar o noktaya nasıl geldiler? 68 liraya
muhtaç hale nasıl geldi 2 milyon insan? Bunun hesabını kim verecek? Tabii ki bunun yanıtını da siz vermelisiniz. Sizin vermeniz gerekiyor ama bilmem verebilir misiniz? Şimdi yine ekonomiyle devam edeceğiz. Ya çocuklarımızın en çok tükettiği şey başında geliyor, süt. Tabii ki süt ürünlerini de etkiliyor sütün durumu. Ve bir yılda süte ne kadar zam gelmiş? %40 zam gelmiş. Fiyatlar bu sene aşırı pahalı. Her şey iki katını. Peynir, yoğurt, tereyağı onlar nasıl? Onlar da iki katı. Pandemide ne varsa iki katı. Ama işçi maaşlarına %15, %10. Aradaki açığı nasıl kapatıyorsunuz? Nasıl? Evde 3-4 kişi çalışırsan önce idare ediyorsun. Tek kişiyle mümkün değil. Açığı kapatmak bir yana, her geçen gün daha da açılıyor makas. Son örneği süt ürünleri. Yine zam geldi. Bir yılda sütün fiyatı %50'ye yakın arttı. Bu da süt ürünlerine ortalama %40 zam olarak yansıdı. Peynirin, tereyağının en ucuzu bile çok pahalı artık. Klasik tereyağı 70 liranın altında yok. Geçen sene nasıldı? En yükseği 45 liraydı. 43 lira, 50 lira. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar baya yüksek. 49 lira, 50 lira olan peynir mesela 27 lira alıyorduk. Son bir yıl içinde fiyatlar yani ikiye katlandı yani. Aldığımız ücretler %3, %4, %5. Süt ürünlere %100'e yakın zam geldi. Hala da gelmeye devam ediyor. Kasım ayında 22-22,5 liraydı bu bidon. Şu anda 32 lira. Çiğ sütün bile şişesi markette geçen seneye göre 2 lira daha pahalı. TÜİK'e göre bile sütün fiyatı son bir yılda %30 arttı ama tezgahta artış daha da fazla. Sütün litresi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 4,5 liraydı. Şu andaysa 6,5 lira. Yani değişim oranı %44. Yoğurdun fiyatı da yıllık %28 arttı TÜİK'e göre. 6 lira 37 kuruştan 8 lira 16 kuruşa çıktı. Marketteki zamsa yine %44. Benim geçen seneden bu tarafa göre %40'ın altına zam yok. Daha üstüne var, altına yok. Biz bir de kendimize feragat ediyoruz. Gelen yani zamı birebir üstüne eklesek %40'ı da geçiyor. Bu yoğurdu ben geçen sene 6.75'e satıyordum. Şu anda 9.75. TÜİK'e göre peynirin kilosu 30 lira ama markette 30 liraya peynir bulmak imkansız. Peynir tezgahındaki en ucuz peynir bile 42 lira. Geçen sene 30-35 lira 40 lira tutan vardı mı? 70-75 lira tutuyor. Ben utanıyorum para isterken. Ama bunda benim kar marjım da düştü. Ben de çok zarardayım. Çünkü her gelen zamı ben burada müşteriye aktarsam kesinlikle bize bir şey kalmıyor yani. Satıcı fiyatları dengede tutmak, müşterisini kaybetmemek için kendi karından kısıyor. En ucuzun bile artık pahalı geldi. Tüketici ise ucuzun da ucuzunu bulmak için çabalıyor. Emekli maaşıyla geçinemeyen Seyfi Günseven de onlardan biri. Elinde pazar arabasıyla market market dolaşıyor. Son tüketim tarihi geçmek üzere olan ürünleri alıyor. Tüketim tarihine yaklaştığı zaman ürünü düşürüyorlar ki ellerinden çıksın diye. Siz de bu indirimi takip ediyorsunuz. Tabii ki canım. Geçinmek için bayağı çabalıyorsunuz. Tek kişi çalışan insan bunları yapmak zorunda, mecbur yani. Yapılmazsa zaten geçinemez. Maaşlara gelen zam sadece süt ürünlerine gelen zammın bile çeyreği. Tüketici de ancak ihtiyacının çeyreğiyle dönebiliyor alışverişten. Evinize peyniri, tereyağını nasıl alıyorsunuz? Haftada bir alıyoruz ama az alıyoruz yani. Ne kadar alıyorsunuz mesela? Yani 250 gram alıyoruz yani. Geçen seneye göre bu sene arasında nasıl farklar var? Oo, dağlar kadar fark var. Çok çok. Yetmiyor yani. Yetiremiyoruz artık yani. Aldığımız ücretler belli, alacağımız şeyler, ürünler de belli mesela. Ürünlere gelen zamma bakıyoruz, bir de aldığımız ücrete bakıyoruz. Ya hiçbiri birbiriyle orantılı değil yani. Evet, bir izleyicimiz demiş ki, demin elektrik haberiyle ilgili 2 milyon hane mi yoksa 2 milyon kişi mi demiş. Belki dilim sürçmüş olabilir. 2 milyon haneden bahsediyor. Sanki kişiye vurursanız belki 8-10 milyon kişi eder. Onu da düzeltelim, olabilir öyle şeyler. Teşekkür ederiz. Şimdi öğrencilere bakacağız. Üniversiteler açılıyor biliyorsunuz ama açılacak da nasıl açılacak? Büyük telaşları var ve öğrencilerin çilesi bitecek gibi de görünmüyor. Öğrenciyi en çok zorlayan ev. Ev, eve çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Zaten çoğu kişi de çıkamıyor. Kiraların çok ama çok yüksek olduğunu, öğrencilerin bu konuda bayağı bir sıkıntı ve zorluk çektiğini şahidiz. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geri sayım hızlandı. Öğrenciler ise hala ev bulma telaşında. Karar vermek zor çünkü kiralar çok yüksek. Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor. Şehir dışında okuyacak öğrenciler ise artık ev arayışında. Ancak öğrencilerin ev aradığı bölgelerde, özellikle üniversite çevrelerinde ev kiraları oldukça yüksek. Üniversiteden uzak tutacağız. Yani yakınlardaki pahalı olduğu için
otobüs, metrobüs, o civarlarda ulaşımı sağlayabileceğimiz ucuz evler bakacağız. Muhammed Ali Yüzeyil de bütçesine uygun ev bakıyor ama bulamıyor. Bir yandan okuyup bir yandan çalışıyor. Yine olmuyor. Şu an yazın öğrenci olarak şeyde çalışıyorum. Bir fabrika var, alüminyum fabrikasında, orada çalışıyorum. Geldim buraya işte tişört alıyorum, 15 liraya defolu tişört alıyorum. Hani param yetmiyor. Hayat da öyle geçiyor. Hep böyle ikinci sınıf vatandaş muamelesi. Hep bir şeylerden eksik kalıyorsun. Ben sırf şehir dışına gidip aileme yük olmak için 2 sene tercih vermedim. Sırf İstanbul'da kalabilmek için. Çünkü şehir dışına çıksam kira, zaten 1500'den aşağı kira yok. Yurt desen özel yurtla, yurtlar da aynı şekilde. Benim ailemin parayı nereden verecek? Öyle bir durumlar yok. 2700-3000 en az kira olan yerler. Bir öğrenci kiralayabiliyor mu? Asla. Maalesef. Fatih'te İstanbul Üniversitesi'ne yürüme mesafesinde bir kiralık dairedeyiz. Bu daire 3+1 ve eşyalı. Kirası ise 3000 lira. Ancak çoğu öğrenci bu daireyi tek başına kiralayamıyor. 3 öğrenci paylaşımlı olarak bu daireyi kiralamak istediğinde her öğrencinin 1000 lira ödemesi gerekiyor. Ev istiyordum aslında ama işte yurtlar bu konuda, maddi konuda daha iyi olduğu için şu anda yurt bakıyoruz. Kiralar yüksek, öğrencilerin bütçesi yetersiz. Devlet yurtları ise kısıtlı. Özel öğrenci yurtları da önceki yıllara göre pahalı. Gönül ister ki çok güzel bir eve, çok güzel bir yurda çıksın. Ama olmuyor hayat şartları. Özel yurt. Ne kadar ödüyorsunuz aylık? 2100 falan herhalde. Tam kişilik odada mı kalıyorsunuz? Yok, 3 kişilik de kalıyorum. Geçen yıl yurtlar açılmadı. O yüzden zam gelmiş. Fiyatlar ortalama. Tek kişi bir eve çıktığında yarı fiyatı gibi bizim yurt fiyatlarımız. Oda fiyatlarımız aylık 2200 lira civarından başlıyor. 3700-3800 lira kadar gidiyor. Önceki senelerde 2600 lira, 2500 lira civarıydı. Yani %10 oranında hemen hemen bir artış oldu. Kira fiyatları bütçeyi zorlayınca öğrenciler de paylaşımlı yurt odalarına yöneliyor. Örneğin 3 kişilik bu odanın kişi başı fiyatı 2600 lira. Bir de dolandırıcılar var. Öğrencilerin kiralama sezonunu fırsat bilip sahte ilanlar veriyorlar. Kapora dolandırıcılığına karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Aynı evi 4-5-6 aileye, öğrenciye vermesi, bunlar hep gelen şikayetler, daireyi birebir görmeden kesinlikle para göndermemeleri konusunda uyarmak istiyorum. Şimdi Manavgat'a gideceğiz. Biliyorsunuz büyük bir yangın felaketi yaşadılar orada. Canlarını kaybettiler, mallarını kaybettiler, topraklarını kaybettiler, hayvanlarını kaybettiler. Ama üzerinden günler geçti. Bakın doğa onlara yeniden gülümsemeye başladı. Ve onlara yeniden umut oldu. Evet, yeniden yeşeriyor. Zaten yağmurdan bir hafta sonra bir yağmur yağdı zaten. O yağmur ister istemez buradaki meyveleri, bazı şeyleri yeşertti. Yağmur umut oldu yanan ağaçlara. Külün isle kararan dalların arasından yeniden doğuyor yeşil. Yangınların günlerce sürdüğü bölgelerde ağaçlar yeşermeye, filiz vermeye başladı. Baksana incirlerim gitti. Meyveler gitti, komple sera vardı, o gitti. Çam ormanıyla beraber incir ağaçları da neredeyse tamamen küle dönmüştü. Ama onları budadılar ve şimdi o ağaçlar yeniden yeşillenmeye başladı. Hayata yeniden tutunma çabası içindeler. Tıpkı evleri ve bahçeleri zarar görenler gibi onlar da hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyorlar. Ufak tefek oturacak yer yapmaya çalışıyoruz. Bir oda yer yapsam bana yeter diyorum yani. Antalya Manavgat orman yangınlarının başladığı ilk adresti. 10 günün sonunda kontrol altına alınabildi alevler. Manavgat'ın Karaöz köyünde yaşayan Süleyman Deniz'in de 2 katlı evi yandı. Bahçesini, serasını, hayvanlarını kaybetti yangında. Zararını karşılaması için devlet 35 bin lira verdi. Ancak o para ne meyve bahçesini ne de 2 katlı evini yeniden inşa etmeye yetecek. Bizim 2 katlı ev vardı. Bize yalan konuşmamız gerekiyor. 35 liraya yatırmış. Yani devletimiz sağ olsun. Başka da bir şey yok yani. 35 bin lirayla buraya tek göz oda yapacaksınız. Yapacak bir şey yok. Antalya Manavgat'taki orman yangınında yağmurun etkisi alevlerin söndürülmesine neden oldu. Ama yağmurun tek etkisi bu değildi. Neredeyse toprağın bile yandığı bu ormanda yeni filizlerin de yeşermesine neden oldu. Yeşilin sürgün verdiği her dal yeni bir umut. Eğer insan eli değmezse ormanlar yeniden eski haline dönebilecek. Eski haline ne zaman gelir peki? Valla işte bir yağmurlar bir yağsa, bir iki sene sonra biraz daha büyümeye başlar. Bir su görürse. SMA hastası Mehmet Ayaz bebek. Kendisi 2 yaşında. Daha henüz 2 yaşında ama kemikleri o kadar güçsüz ki kollarının üzerinde şöyle birkaç saniye dahi duramıyor. Ve ailesi soruyor, elinden kim tutacak Mehmet Ayaz bebeğin?
bunun nasıl acı bir duygu olduğunu size anlatamam. Evladım gözümün önünde her geçen gün erirken, fizik tedavi sırasında düştüğünde, yapamadığı hareketler için acıyor diye ağladığında benim daha çok canım acıyor. Tutunamadı, tekrar tekrar düştü. Evladı ağladıkça annesinin canı daha dayandı ve her tutunamayışı onu SGK'nın karşıladığı ilaçtan uzaklaştırıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ilaç için kriterler var. SMA hastası Mehmet Ayaz, dengede duramazsa o ilacı alamıyor. İlacı alamayınca bir daha dengede durma şansı tamamen yok oluyor. İşte bu kısır döngüde tek umut yurt dışındaki ilaç, ama onu da devlet karşılamıyor. Biz Türkiye'de bakanlığın veriyorum dediği ilacı dahi alamıyoruz. Türkiye'de alıyor olmamız gereken ilacın 5. dozunu yaklaşık olarak 4 aydır alamıyoruz. Ve bu da Mehmet Ayaz'ın kas kaybının hızlanmasına, artık yapabildiği hareketleri de yapamaz hale gelmesine sebep oluyor. İzmir'de yaşayan Mehmet Ayaz 27 aylık, SGK'nın karşıladığı ilaçtan artık yararlanamıyor. Ailesi yurt dışındaki gen tedavisi için kampanya başlattı ama 2,5 milyon euroyu toplayabilmeleri çok zor. Ve maalesef ki bizim altından kalkabileceğimiz bir meblağ değil. Kampanyamız şu anda henüz %18.5'te. Kampanyamız ilerlemiyor. Evladımı yeri geldiğinde aç yatırmak zorunda kalıyorum. Çünkü Mehmet Ayaz'ın artık son 2 kilo 800 gramı kaldı. Diyeceğim, o zaman yıkılacak. Gülen Hanım inşallah ne zaman geçecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gen tedavisi için 2 yaş kriterini aştı Mehmet Ayaz. Son bir şansı kaldı, o da kilo kriteri. 2 kilo 800 gram daha alırsa son umutları da tükenecek. Anne Halide Zeynep Sındıraç bu feryada, bu görüntülere yetkililerin neden sessiz kaldığını soruyor. Ve artık aylardır kaçındığı o soruyla sesleniyor. Çocuğum günden güne tedavi şansını kaybediyor. Sizin evladınız olsa ne yapardınız demedim. Ama artık lütfen bizim yerimize koyun kendinizi. Siz olsaydınız bizim yerimizde ne yapardınız? Evet, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Coşkuyla kutlayacağımız bir bayram. En azından biz yurttaşlar olarak coşkuyla kutlayacağız. Ve Atatürk'ün şimdi 1924 yılında Dumlu Pınar'da yaptığı tarihi bir konuşma vardı. O tarihi konuşmada şu cümleyi kurdu Mustafa Kemal Atatürk. Dedi ki, efendiler, milli egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur dedi. Nice bayramlara, nice 30 Ağustos'lara diyelim, hep beraber kutlarız diyelim, ama önemli olan bu büyük liderin kıymetini daha fazla bileceğimiz günler olsun o günler. Ona daha fazla saygı göstereceğimiz günler olsun. Ona hakaret etmeyeceğimiz günler olsun diyelim. 30 Ağustos'u böyle kutlayalım, coşkuyla kutlayalım diyelim. Sönük, işte devlet erkanının sönük törenleriyle değil, eskiden olduğu gibi, bundan 15-20 yıl önce olduğu gibi gerçekten coşkuyla, yüreğimizdeki aşkla kutlayalım ve o şekilde bu büyük lideri analım bundan sonra. Ve saygıyla, minnetle hem kendisini hem şehitlerimizi bir kez daha anmış olalım. Şimdi reklam zamanı. Yeniden merhaba. Koronavirüs tablosu geldi. Son 24 saatin verileri maalesef pek iç açıcı değil. Vaka sayısı 17.332, vefat sayısı yükseldi. 255 kişi daha hayatını kaybetti. Dün 245 kişi hayatını kaybetmişti. Vefat sayısı maalesef artıyor. Azalacağına artmaya devam ediyor. Endişelendirmeye devam ediyor gerçekten de. Bunu da paylaşalım. Lütfen dikkatli olun, ama bülteni de güzel bir haberle noktalayalım. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler. Şu zor günlerde yüzümüzü güldürenler oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz, ama başarılarının da devamını diliyoruz. Ve şimdi ana haber bültenimizi kapatacağız. Veda zamanımız geldi. 3 aylık yaz dönemini burada noktalıyoruz. Yayın yarın, yeni yayın dönemi başlıyor. Sabah saat 8'de Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya sizlerle birlikte olacak. 19'da Selçuk Tepeli yine sizlerle olacak. Ben güzel haftalar, güzel aylar geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.